Merhaba, ben İlker Akanter, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde arka fonumu biraz değiştirdim. Şöyle bir bokeh efekti katmak istiyorum videoya. Bakalım, umarım güzel olur. Bir de üst katta inşaat var. Her ne kadar mikrofonun noise cancellation'ını açmış olsam da ses gelebilir. Gelirse kusura bakmayın lütfen. Bugün yine bir akıllı ev ürünüyle devam edeceğiz kanalın içerik üretmesine. Şu şekilde bir akıllı kumanda. Daha önce sizlere iki adet akıllı kumanda incelemiştim. Bir tanesi Broadlink'indi ve gerçekten profesyonel bir kumanda. Hatta özel USB kablosunu aldığınız zaman ısı ve nem sensörü de geliyordu ama 2500 lira civarlarına çıkmış fiyatı. Çok artmış yani. Yani şu anda bir akıllı kumandaya o kadar verilir mi? Tamamen sizin aradığınızla alakalı. O yüzden ucuz yollu şunu buldum. TUYA uyumlu, daha önce başka bir Çin menşeli akıllı kumanda daha incelemiştim sizlere. O çok basit bir kumandaydı ama. Hem RF hem IR, yani hem radyo frekansı hem de kızılötesi aktarım yapabiliyordu. Bu sadece kızılötesi yapıyor. RF yok gördüğüm kadarıyla, ayarlarında falan da görüyorum. Sadece kızılötesi üzerinden çalışıyor. Ama üzerinde bir ekran var. Ve bu ekranla da size sıcaklık, nem, saat, tarih bunları verebiliyor. Herhangi bir uygulamaya bakmadan. Basit bir ürün. Ben de sizle birlikte ilk defa çalıştıracağım. Kurulumunu falan birlikte yapacağız. Şöyle bir kutuyla geliyor. Hatta öncesi bir kutusunu göstereyim. Her ne kadar üzerinde şey yazmasa da, TUYA yazmasa da, Smart Home uyumluysa Smart Life ile birlikte, o zaman TUYA'da da çalışacaktır. Çalışmaması için bir şey yok. E-Control Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited şirketi tarafından getiriliyor İstanbul'da. Ben hepsi burada üzerinden aldım. Biraz orada birikmiş param vardı. Puan gibi. Onunla birlikte aldım. Şimdi pille çalışmıyor bu alet. Onu söyleyeyim size. Avantaj mı dezavantaj mı tartışılır. Bana göre avantaj. Pilim bitti, şey oldu, derdin yok. Bir adet Type-C port var arkasında. Bu Type-C portta içinden çıkan kabloyla 5 volt 1 amper. Evet, en az 5 volt 1 amperlik bir adaptör bağlamanız lazım. Siz elinizdeki adaptörün hangi volt ve hangi amperi desteklediğini bilmiyorsanız, genelde telefon şarj adaptörlerinde oluyor bu. Arkasını çevirin, küçük küçük karınca duası gibi olan yazılarda yazar. 5 volt, 0.5 amper, 1 amper, 2 amper. En az 1 amper olması lazım. 1 amperin altında bir cihazı takmayın, adaptöre takmayın. Bozarsınız abi, gerek yok. Zaten ürünün arkasında da yazıyor. 5 volt, 1 amper diyor. Şöyle fokuslayabilecek miyim bakayım. Evet, 5 volt, 1 amper diyor. 2.4 GHz'de wireless. Yani evdeki Wi-Fi ağınızın 2.4 GHz çalışması lazım. 5 GHz'de çalışmaz. Akıllı ev ürünlerinin %95'i 5 GHz'de çalışmıyor zaten, bilginiz olsun. Kabloyu taktım. Yani kablonun uzunluğu şu kadar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu yüksek bir yere koyman lazım abi. Yani mesela ben şu arkadaki kısmı koyacağım. Ben bunu niye aldığımı da söyleyeyim. Şimdi salonda Broadlink'i kullanıyorum. Televizyonu aç, projeksiyonu aç, sesi kıs, sesi aç falan kullanıyorum da. Bu stüdyoda da benim iki tane daha televizyonum var. Bir tane AVR cihazım var. Ondan sonra bir tane de ses sistemim var. Ve bunların hepsi kumandayla çalışıyor. Ve ben hepsinin kumandalarını tek tek alıp basmak zor geliyor. Alışmışız tembelliğe, her yere sesli kontrol etmeye. Dedim bunu da alayım, buraya koyayım. Buradan hıyt hıyt dediğim zaman Alexa ile kullanırım. Ama şu kısım kablo bana göre kısa. Ama zaten USB kabloların çok da uzunları çok da makbul değil. Buna bir elektrik ayarı çekeceğiz. Ben şimdilik size böyle bir powerbank ile yapacağım. Bu arada bu gördüğünüz powerbank Xiaomi'nin hemen hemen ilk çıkardığı powerbanklerinden. 10.400. Ben bunu nereden aldım? Banggood'dan mı ne almıştım yani? O kadar eski. 10 yıldan fazla oldu. Vallahi maşallah diyeyim. Hala da çalışıyor. Taktım. Takınca değerler geldi. Cihazın arkasında topu topu bir tane düğme var zaten. O düğme üzerinden de resetleme işlemlerini falan yapıyorsunuz. Şu kapağı kaldırıyorsunuz. Kapağın altında. Şöyle göstermeye çalışayım size. Işıkla vurursam daha güzel olur. Evet. Bunun için telefonunuzu ilk başta TUYA uygulamasını kurmuş olmanız lazım. Bakalım şimdi ben TUYA uygulamamı çalıştıracağım sizlerle birlikte. Evet, şu anda uygulamayı açtım. Ekranda direkt gördü zaten. Bu gayet iyi. Smart IR with TN-H sensörü. Ekle diyorum. Benim buradan hangi Wi-Fi ağında kullanmamı istediğini seçiyor. Çünkü 5 GHz'de çalışmaz. Üstünde de yazıyor zaten. 2.4 GHz'e bağlanmamız lazım. Evet. Wi-Fi ağımızı değiştirdik. Şifresini falan girdik. İleri diyorum. Şimdi bunun öncelikle Bluetooth'tan buna bağlanıp verileri aldıktan sonra bunun direkt Wi-Fi'ye bağlanmasını bekleyeceğiz.
Zaten Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra da büyük ihtimal Alexa da görecektir. Cihaz Wi-Fi'ye bağlandı çünkü üzerindeki anten simgesi de düzeldi. Evet, geldi. Ben buna şimdi bir isim vereyim. Evet, Studio Remote olarak ekledim. Ve ayarlarını hep birlikte bakalım şimdi. Evet, herhangi bir cihaz bulunmadı diyor. Nem oranı %70. Evet, o da şu anda bayağı bir sıcak. 29.3 derece sıcaklığı varmış. Bu arada ekranın üzerinde şeye de gitti. Evet, benim powerbank gücü kesmiş. Tamam. Şimdi buradan cihaz ekleyebiliyoruz. Onun haricinde akıllı kısımlara bakalım. Herhangi bir linkage yapılmamış. Yani bu ne demek? Diyorum ki mesela televizyonu aç dediğim zaman büyük ihtimalle sen ses sistemini de aç. Ne bileyim, ışıklarınız da akıllıysa ışıkları kapat ya da loş duruma al eğer dimmerlı bir şey kullanıyorsanız. Güzel. Settings'e bakalım. Evet, sıcaklık ve yüksek ve düşük şeyi verebiliyoruz. Mesela bunu ne yapabilirsin? Bunu kumandaya atarsan, pardon, klimaya bağlarsan, mesela odanın sıcaklığı 20 derecenin altına girdiği zaman klimayı aç ama oda sıcaklığı işte 30 dereceye geldiğinde klimayı kapat gibi bir ayar yapabilirsiniz burada. Aynı şekilde bu nem için de aynı ayarları mevcut. Benim bu powerbank yine gitti. Ya ben sizden çok kısa bir beklemenizi rica edeceğim. Ben bunu powerbank'ini bir değiştireyim. Evet, ben direkt adaptöre bağladım şu anda. Telefonda elimde. Evet, aynı şekilde nem için de geçerli. Alarm da kurabiliyoruz gördüğüm kadarıyla. Evet, sıcaklık alarmı ve nem alarmı. Belli bir sıcaklığın üzerine çıktığı zaman bize bilgi versin diye. Şu anda içerisi 30 derece oldu. Ben konuştukça ısınıyor artık ne kadar hava üflüyorsam. Bu arada hastayım. Umarım sesim size bayağı bir kötü gelmiyordur. Kusura bakmayın lütfen. Aynı şekilde log kayıtlarına da bakabiliyoruz. Alarm loglarına geçmişe yönelik. Şimdi şöyle bir bakalım. Buradan şu grafiğe bakalım. Evet, 30.1 derece. 30 derece oldu. Sıcaklığı böyle milimetrik göstermesi güzel. Ne diyor? Temperature hot, yani sıcak bir ortamdasın. Ama hava durumu comfortable diyor. Tamam. Nem de 60'a düştü elimden bırakınca. Demek elimin sıcaklığını bile, terini bile nem olarak algılamış. Bu güzel bir şey. Sadece tarih saati nasıl değiştireceğiz derken onu da otomatik alıyormuş. Direkt internete bağlandığında şu anda tarih ve saati doğru bir şekilde gösteriyor. Bakayım şuradan onu gösterecek mi bize? Buradan gösterme, sıkıntı yok. Şimdi bunu nasıl cihaz ekleyeceksin abi, bak. Add tuşuna basıyorsun. Burada sana bir sürü ayar veriyor. Televizyon, işte televizyon ünitesi, air cleaner yani, fan, TV box. TV box mı? Ooh. Ama bunda Xiaomi Mi Stick falan kullanamazsın. Neden diyeceksin? Çünkü Mi Stick'in kumandası kızılötesi değil, Bluetooth'la çalışıyor. O yüzden bunları eşleyemezsin. Ama kızılötesi ile çalışan cihazları buna eşleyebilirsin. Mesela merak ettim. Apple'ın bir ürünü var mı? Apple TV falan. Yok ama Asus'unki varmış mı? Ya Apple var. Çok güzel bak. Apple basılı tuttuğun zaman Apple TV ekliyor. Ama Apple TV'nin yenilerinde kızılötesi var mı bilmiyorum. Üçüncü nesilde vardı. Ondan sonra ses sistemi, projeksiyon, ışıklar, kamera. Ondan sonra hava ısıtıcısı, hava nemlendiricisi. Do it yourself dediği zaman da kendin bir tane oluşturuyorsun. Eşleştirme çok kolay. Mesela televizyon dediğim zaman 360 derece çalıştığına göre buradan benim televizyonu görmesi lazım. Ben bir televizyonumun kumandasını alayım hemen hızlıca. A few minutes later. Aldım. Benim televizyon Vestel burada. Şimdi bir deneyelim. Önce tabii şeyini açmam lazım. Alexa, turn on game console please. Okay. Evet, şu anda televizyona tekrar basalım. TV diyelim. Buradan üstten istiyorsak arayabiliyoruz da, istiyorsak da kendimiz oluşturacağız. Bakalım bir Vestel desteği var mı? Vestel varmış. Vestel bir dünya markası. Ne dedi? Herhangi bir şey yok dedi. Bir daha şöyle geri alalım. Vestel'e bir daha basalım. Tamam. Herhangi bir database'im yok dedi. Manuel olarak öğlen diyoruz. Basıyorum. Şimdi ne diyor? OK'ya basalım. Şimdi bir tane tuşa bas diyor. Şunun üstüne basalım. 3 santim mesafeden basacakmışız bu arada. Bastım ama bir şey olmadı. Ha, önce şunu kapatacağız tabii ki. Çok özür dilerim. İlk defa yapıyoruz sonuçta bu uygulamadan. Şimdi basılı tutuyorum. Şimdi ben bir reset alacağım. Baştan deneyeceğim. Evet. Okey. 3 santim mesafe. Hiçbir eşitilmiş bulamadı. Demek ki tanımıyor. Manuel moda geçelim. Onu da göstereyim size. Bak, manuel moda diyor ki güç var, menü var, ses, channel, menüler, number'lar, more falan. Şimdi power düğmesine bir kere bastım.
Evet, basılı tuttum power düğmesine. Şimdi kumandadan basıyorum. Çalıştıramıyoruz. Hastayım zaten. Daha da kötü oldum şu anda. Vestel'den değil de do it yourself diyelim. TV diyelim. Ben tuşlarımı kendim öğreneceğim diyeyim. Vestel'i seçelim. Ok tuşunu basalım önce ya. Ok tuşunu aldı gördüğün gibi. Yukarıya basalım. Basılı tutuyorsunuz ekranda. Sonra kumandadan bir kere o tuşa basıyorsunuz. Sağ tarafına basıyorum. Tamam. Sol oka basıyorum. Aşağı oka basıyorum. Tamam. Şimdi ses açmayı deneyelim. Tamam. Evet, bunu gerçekten cihaza yakın tutmanız lazım. Tamam. Açma kapama yapabilecek miyiz bakalım? O da geldi. Gayet güzel. Şimdi şu telefonu bir bırakacağım size. Kameraya da alacağım. Hangi açıyla bakmanız gerektiğini göstereceğim size. Şimdi eşleşme modu bu. Kanal açıp kapatacağım. Buradan kanal düğmesi için ekrana basılı tutuyorum. Şöyle. Diyor ki bas tuşa diyor. Şu mesafeye getiriyorum. Basıp bırakıyorum tuşu ve algılıyor. Aynı şekilde kanal aşağısı için de yapıyorum. Bu kadar basit eşlemesi. Asıl önemli olan şimdi finish diyelim, ben bundan sonra düzgün bir şekilde tanımlarım. Televizyonu açabilecek miyim? Şimdi televizyonun elektriği var. Her şey tamam. Bakalım. Bir power'a basalım. Açtı. Görüntü geldi. İsmini de değiştireyim. Buradan değiştiremiyoruz. Sonra değiştir herhalde. Şu anda açık. Kapatalım bir de bakın. Çalıştı. Kumandamın düğmesine basıyorum. Bir kere bastım. Hop. Kapattı. Bunu aynı şekilde klima için de yapabilirsiniz. Anlasını. Burada gösterilen tüm cihazlara eşleştirme yapabiliyorsunuz. Bence gayet iyi. Şunu da şöyle kapatalım. Yani fiyatı yaklaşık 700-800 lira falan, indirimlerle falan belki daha ucuz yakalayabilirsiniz. Ama fiyat bağlamında bu. Akıllı bir şey, güzel ve 360 derece etrafına sinyal verebiliyormuş. Ben bunun bir önceki neslini babamın evinde kullanıyorum. Yaklaşık 180 derecelik bir açıyla çalışıyor. Ama dediğim gibi onda RF de var, radyo frekansı da var. Bizim için radyo frekansı önemli çünkü otomatik panjurlar falan var. Otomatik panjurları açıp kapatmak için radyo frekansı üzerinden eşleştirmeniz lazım. Ama bu odada öyle bir şey olmadığı için ve ihtiyacım olsa da zaten Broadlink'in radyo frekansı var. Onun da 50 metre, 100 metre falan bir yarıçapı var zaten. O hayli hayli yetiyor. Bu böyle odadaki her şeyi kapatıp açmalık. 10 numara 5 yıldız bir cihaz. Üstelik dediğim gibi ekranın sayesinde birçok şeyi de size gösteriyor. Direkt baktığımız zaman saati falan. Yani bunu masanın üstüne böyle koy, masanın üstüne her şeye eşleşir. Bence gayet güzel bir ürün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de abone olmayı ve takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca bir motorset kanalı açtım. Psikolog videonun açıklama kısmında linki var. Lütfen o kanala da abone olmanızı rica ediyorum. Yani izlemesen bile abone ol. Çünkü şu abone sınırını bir aşmam lazım. Birazcık hızlı büyümek istiyorum sizlerin desteğiyle. Yoksa 14.000'e yakın abonelik bir teknoloji kanalım var. Ama oradan 20 kişi gelmedi. Yani bu 14.000'deki 20 çok düşük bir oran gerçekten. Abi hiçbir motosiklet sevmiyorsunuz. Hadi motosikleti sevmeyin. Orada ben bir sürü trafikle ilgili de bilgi veriyorum size. Hiç mi araç kullanmıyorsunuz? Yani hiç mi beni sevmiyorsunuz? Söyleyeyim. O yüzden sizlerden ricam lütfen bana bu konulara destek olmanız. Sorularınız olursa Instagram ve Discord'a gelebilirsiniz. Ama Discord artık mort. Engellendiği için rahat rahat giremiyorsunuz. Forum açtık. Eğer kanalı takip etmiyorsanız teknolojiodası.net. Oradan gelip forumu yollayıp oradan da ulaşabilirsiniz bana. Ama şu anda Instagram en hızlısı olarak gözüküyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.